Para harcadık, elimizden gelen her şeyi yaptık ama 2,5 yılın sonunda geldiğimiz tek şey fiyatları şişirmek ve bundan öteye geçemedik noktasına geliyor muyuz acaba? Aynen öyle. Zaten bu dertlerin anası ABD'nin borcu. Evet. Yani günde 6 milyar dolar borçlanan bir ekonomi. Süratle biliyorsun tavanı var, borçlanma tavanı. Oraya vardı ABD. Bundan sonra ne yapacak meselesi? Yani dediğim gibi 2,5 yıldır hatta para daha öncesinde en kolay yöntemi seçtiler. O bir çözüm değildi. Yani hastaya yanlış bir tedavi. Daha işin başındayken... O belki doğru bir tedaviydi Ateşan. Yani bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu. 2,5 yıl boyunca komada denilen bir hasta sürekli uyutularak tedavi edilmeye çalışılmaz herhalde. Yani elbette ki para likiditeyi artıracaklar. Daralmalarda, ekonomik krizlerde yapılan şey bu. Ama onun özünde bununla birlikte bir takım kendi kendini düzenleyen mekanizmalara da yol vermeleri gerekti. Örneğin bir kurtarma operasyonu bazıları iflas edip değil mi serbest piyasa ekonomisini kuralım ve canlı olan ayakta kalır. Bunlara müsaade etmeyip biraz eski odunları temizleselerdi işler bu kadar sıkıntılı hale gelmezdi. Bütün problem ABD'nin artık borç tavanı kavgası da başlayacak yakında. Tekrar arttırmaya çalışıyorlar. Bu bir çözüm değil. Piyasalar bunu gördüğü için de ciddi olarak bir karamsarlık elbisesine bürünüyorlar. Çünkü biliyorsun bu şeyin ABD'nin borçlanma meselesini getireceği mesele, problem dolarlaydı. Evet. Dolarda dün de bahsettik yahut uzun zamandır bahsediyoruz. Dolarda arada bir düzeltme olur. Ondan sonra büyük ciddi olarak dolardan vazgeçilmeli mi yoksa Avrupa Birliği'nin SDR türü IMF'nin Dünya Merkez Bankası olması yolundaki çalışmalar devam ediyor. SDR'larla acaba doları nasıl olsa artık yapamadık haline mi getirecekler? Ama bu biraz uzun vadeli makro bir değişiklik yahut dramatik bir değişiklik olur. Ama şu haliyle hep dediğimiz gibi dolar kısa vadede güçlenecek. Nitekim dün akşam piyasaların, ben de geç vakit bakıyordum, piyasalar birdenbire sert düşüşleri hızlandı. Evet. Bu doğrudan doğruya doların artık bir süre kuvvetlenmesi gerektiğinden, statikonun devamı için doların bir süre kuvvetlenmesi gerektiği meselesini piyasalar satın alıyor ve bununla birlikte de piyasalarda ciddi kayıplar oluyor. Şimdi bir grafik var arkadaşlarımızdan, onu çıkışa da vermelerini rica ederim. Onun üzerine de konuşma şansımız olur. Bu grafikte Ateşen, farklı varlıkların bu kadar bağlantılı olması bir risk mi diye soruyoruz. MTA, S&P 500 ve altta da Amerikan doları. Aslında biz bunu daha evvel korelasyonun %95'e kadar yükseldiğini, normalde bu kadar ciddi bir korelasyon olmaması gereken iki ayrı piyasa, bir tanesi işte S&P, bir tanesi MTA piyasası aralığında çok ciddi bir korelasyon olduğunu ve bir başka korelasyonda bu aynı sepetteki iki tane grupla Amerikan doları arasında dolar zayıflayınca onlar yukarı gidiyor, dolar değer kazanınca düşüyorlar. Şimdi şunu soracağım çok kısaca. Ayrı ayrı fiyatlanması gereken sepetlerin çok birlikte benzer bir şekilde fiyatlanmış olması ve kesinlikle herkesin aynı anda aynı gemide bulunması, yani trading tabiri çok crowded olması, bu işin herkesin aynı şeyin peşinden koşmuş olması çok ciddi bir riski ortaya getirmiyor. Şimdi riskin tanımını yapmak lazım. Kime göre riskli? Elbette ki böyle bir korelasyon yöneticiler açısından son derece yönetimi kolay bir gelişme. Bunu da zaten özellikle yaptılar. Hatırlayacaksın, aylardır daha öncesinde S&P ile Bakır'ın korelasyonu ne kadar yüksek olduğundan bahsetmiştik 3-5 ay önce. Sonrasında Mısır diğer emtialarla CRB ile genel olarak finansal enstrümanların ne kadar birbirine birlikte hareket ettiğini, hatta öyle ki finansal yatırımcılar doğrudan doğruya emtia yahut emtia yatırımcıları doğrudan doğruya finansal piyasalardaki beklentilere göre pozisyon alıyorlar haline geldi. Yani iş tek tek özür dilerim, tek tek ürünlerin analizi yapmak yerine daha makro genel görünüm üzerine yoğunlaşmaya başladılar. Bu iyi bir şey değil tabii. Çünkü her ne kadar ABD yönetimi açısından sadece doları manipüle ederek her şeyi kontrol etmek yahut toplum psikolojisini yönlendirmek mümkün olsa da aslında bu tür gelişmeler
olumsuz yahut yönetimin kısa kaldığı yerde ciddi sonuçlar ortaya çıkarır. Ki senin de sorun herhalde İşte onu kastettim. Yani hani bir yerde iş biraz kontrolden kaçmaya başlarsa, eğer Amerika şu ana kadar diyelim ki her şeyi çok iyi idare etti, doları bilinçli bir şekilde güçsüzleştirdi ki içerideki toparlanmayı canlandırayım diye falan, ama hani geldiğimiz nokta çok istediği sonucu alabilmiş gibi gözükmüyor. Bir anda piyasalar bu sefer madem sen toparlanamıyorsun ben ne yapayım bu doları demeye başladığında bu dünya için bir risk oluşturur mu? Yani küreselleşmenin problemi, yani küreselleşme iyi bir şey falan diye çıkarıldı. Gerçekten iyiydi ama kimin için iyiydi sorusunu sormak lazım. Büyük kütleler için hiç de iyi olmadığı artık net olarak her türlü ortamda açıklanıyor. Dolayısıyla iş bir kez kontrol dışına çıkarsa problemi de küresel olacak. Çünkü büyük büyük boyutlara taşıdılar. Böyle biliyorsun bir ülkede bir tane borsa varsa iyi bir şey değil. Çünkü herhangi bir şey olursa, herhangi bir sıkıntı olursa o nesil tükenir. Evet. Daha güzel bir örnek verelim. Biyolojiden bütün genetik yapısı aynı olursa insanların, herhangi bir hastalık geldiğinde insanlığın sonu olur. O yüzden bir çeşitlenme gerek. Bu çeşitlenme her alanda vardır. Yani insan nüfusundan tut, borsalarda aklına gelecek her konuda bu çeşitlilik devamlılığı sağlar. Bu böyle olmazsa herhangi bir adverse yahut ters gelişmede işler kontrol dışı çıkar. Bugün ABD dünyayı bu hale getirdi. Çünkü dediğin gibi ben dolarla bütün emtiaları, bütün finansal piyasaları, istihdamı, şunu, bunu, psikolojiyi kontrol edersem işi götürürüm der ama nereye kadar götürürsün? İşte o sıkıntılar piyasalara yansımaya başladı. Yani gerçekten de piyasalar son derece akıllıdır. Biliyorsun. Peki, dün sorduğum soruyu gene bugün hazır bir programda ele almışken bir kez daha soracağım. Biliyorum ki bu konuda senin çok anlatacağın var. Zaman zaman biz konuşuyoruz ama eğer dünyada yılın ikinci yarısında, belki 2012'nin başında işlerin bir miktar artık bu zamana kadar globalizm ve kapitalizmle açıklanabilecek olan seyirden çıktığı ve başka olguların devreye girdiği görülürse, yani artık sadece alırım satarım para kazandığım sürece doğrudur misyonu bir şekilde biraz bir kenara atacak olursa, hangi sosyal olguları burada görmeye başlayacağız? Yani traderlar bu soruyu çok soruyor artık. Eskiden hani ben de oradan gelen bir insan olarak ekrana bakardım. İşte bu sene gelişmekte olan ülkeler senesi, oraya para yatıralım. Önümüzdeki sene, bu sene artık gelişmekte olan ülkeler değil de tekrar Amerika'ya dönecek. Yani bu hikaye döner dolaşır ve sürekli orada oraya. Ama bir yerde deniz bitti o. Deniz bitti. Artık yeni bir şeyler söylemek lazım cümlesi geliyor gibi geliyor. Benim anladığım kadarıyla sen finanstan sıkılmışsın. Gerçekten finans olarak belli bir at gözlüğü çerçevesinden baktığın zaman o bir süre sonra gerçekten boyutsuzlanmaya başlar, sıkıntı vermeye başlar. Aslında insan yaşamı çok daha karmaşık. Yani burada felsefeye, psikolojiye girecek halimiz yok ama bu çerçeve artık öylesine genişledi ki Cüneyt, bir şeyi anlamak için holistik bakmak lazım. Yani birçok disiplini bir araya koyup yoğurmak lazım. Bugün mesela ne bileyim doktor oluyorsun. Doktor bakıyor işte, stetoskopu koyuyor, basıncı ölçüyor falan ama orada çok daha farklı şeyler var. Orada elektrik mühendisliği var, biyoloji var, biyokimya var, atmosfer, çevre var. Bütün bunların hepsini bir arada düzenlediğin zaman ve bir yorum çıkardığın zaman o zaman sana mutluluk veren bir yoruma geliyorsun. Yoksa tek başına at gözlüğü şeklinde gittiğin zaman finansta olduğu gibi bugün oturuyorsun ekran başına, işte bu yıl bu falan, öyle bir rapor hazırlıyorlar. Rapor çerçevesinde gidiliyordu. Ama bu süreç değişiyor artık. Çünkü evet, küreselleşme ve bilginin demokratikleşmesi, değil mi? İnterneti vesaire. Bütün bunlarla birlikte artık yeni açılımlar var. Bunlardan geri kalmamak lazım. Finans da bunun bir parçası. Piyasalar çok akıllı dedim. Hatta vaktimiz yok. Hatırlayamayacağım ismini. Bir gün gündeme getiririm. Sürülerin psikolojisi ya da sürülerin bilgisi denilen bir kavramla geçtiğimiz son birkaç yıl içinde bir Nobel ödülü verildi. Bu ödülde hatta Amerika'da ciddi bir antropolog yazdığı kitapta Swarm Intelligence denilen, yani sürülerin aklı, mesela doğada sık sık karşımıza çıkar. Balıkların hep birlikte, küçük balıkların hep birlikte hareket etmesi bir büyük boyutu verip predator yahut avcıdan korunurlar. Benzer şekilde insan aklı da çok enteresan bir şekilde doğruya doğru doğru bir eğilimi var. Kütlelerin de ortak bilinci diyeyim buna. Bu mesela şeyde görüldü.
Borsa 1986'da Challenger kazasını hatırlıyorsun. O kazada o işin içine girmiş olan firmalardan yanlışı olanların hisseleri düştü. Ve bir daha hiçbir zaman toparlayamadı büyük sorun. Olmayanlar ama işini doğru yapanların hisseleri düşmedi.